saçma bir şey yapmaya karar verdik. Tam olarak 3 yıl önce bugün ilk videomuzu yayınlamıştık efendim. 3 yıl. O yüzden saçma bir şey yaparak ama gerçekten saçma bir şey yaparak kendimizi binlerce değil yüzlerce kere rezil etmiş olmamıza rağmen bir kere daha rezilliğin üzerine bir daha hani aynı rezilliğin üzerine bir tane daha aynısından bir tane daha yapmaya karar verip ilk yaptığımız videoya reaction yaptık. 3 yıl önce nasıldık şimdi nasılız adlı. Bak 3 yıl önce yani 2011 mi? 12. 2012 mi? 2012. Tamam. 3 yıl oluyor. 7 Haziran 2015'te. He, tamam o zaman ben yüksek lisans 1. sınıftayım demek ki. Daha. Ben de Haziran'sa ya 1. sınıf yok senin de. 1. sınıf yeni bitmiş. Haziran. Ya da bitiyor. Ha bitiyor olabilir. Ya bitiyor 1. sınıf ya da bitmek üzere. Bence bitmiş olabilir biz böyle kazandık. Hayır 2011 Haziran'ında ben kazandım yüksek lisansı. Eylül'de başladım. Daha başlamadın yani. Yani başlamak üzereyim evet. Bir dakika Haziran'da başvurup Eylül'de başladıysan 2011'de başladın oluyor. Evet 2011'de başladım. Yani bir işte birinci bitmiş, birinci sınıf bitmiş. İlk yılım bitmiş. 2012 Haziran Gizem. Ya tamam doğru. Yani teze geçişteyim ben şu an onda o zaman. Yaz tatilinde olabilirsin büyük ihtimalle. Büyük ihtimal. Ben de büyük ihtimalle öyleyim. 2011 girişliyim zaten ben. 2011-2012'nin işte bitmiş, birinci sınıf bitmiş ya da bitiyor. Finaller bu böyle bir şeye başladığımıza göre bitmiş demek. Evet evet. Öyle. Hatta bizdeydik. Kahve falı falan muhabbeti. Onu zaten muhtemelen evet. Kendimizden dinleyeceğiz bizdeydik. Şimdi. Bakalım nasıl olmuş. İlk defa Senan beni variyetilere falan başlattı zaman bu zaman. Ben o kadar... Variyetilere başladığım zaman. Evet, variyetilere evet. Başladığım zaman. İşte Kore ile ilgilenmeye başlayalı da bir yıl falan olmuş. Olmuş. Öyle bir şey. Tamam. Bakalım ne yapalım. 3, 2, 1. Adios. Saçlarıma bak. Çok iğrenç. Benim kahkülüm var. Ya saçlarım çok iğrenç. Benim saçlarım sarıyor resmen. Uzun sallantılı küpe takıyorum. Makyajım efsane güzel. Niye artık böyle yapamıyorum bilmiyorum. Aynı tişört hala. Bir dakika. Elimi koyduğum gibi. Bak. Bak gördün mü bak. Bu tişört bende hala duruyor. Sende de evet o da var. Ne masrafsız insanlarız. Alışverişe çıkar insan. Ay cilvelere bak. Ay. Ay. Niye öyle bakıyorum böyle? Acaba. Poz mu veriyorum? Bu falan bak. Bu benim kahve içmem bekliyor bir şeyler. Sonra fal da diyor ki ay fikir gördüm diyor. Sonra beni fitliyor gazlıyor. Kendimi burada buluyor. Ne oldu? Çok iğrendim. Abi eski odam yalnız. Evet. Hani neden böyle bir şey yapmıyoruz internet üzerinde? Kahküllerim. Abi saçlarım çok fena yani. Çok iğrenç saçlarım. Çok iğrenç. Bir şey diyeceğim yüzüm şişko. Benim de. Hem de etrafım zaten çok... Evet seni yeni fark ettim ben. Benim de. Biraz da görsel düşüyor musun? Böyle görsel bir fizikle var. Fena değil yani. Aaaa! Abi makyajım niye bu kadar güzel? Anonimik olarak da bir gerçek olarak insanların daha çok ilgisini çekmesinden ötürü. Niye sarı yaptım acaba saçlarımı? Sarı değil oğlum kumral. Ama çok iğrenç sarıya dönük bir saç yani. Ay, akmıştır bence. Bu arada daha koyu şey pudra kullanıyordum o zaman ve hakikaten koyu gözüküyorum yani. Evet. Ben de. Evet. Kore'nin etkileri olabilir işte bunlar. Evet. Ve kalıp halinde gözümde far var yani kalıp halinde duruyor. Ben çekeyim evet. geçen sene. Hakikaten sen sallantılı küpe takıyorsun. Abi sallantılı küpe yani gerçekten 3 yılda bir işte bu yani. Ya da 6 yılda bir falan takıyorum. Biz o zaman gold girl. Evde geçirdiğim süre zarfında gold girl filmizle kitap okuyan biriyim ben.
Ben hala öyleyim. Bu şeyin arkası herhalde bu. Yeni Twilight falan bitirdiğimiz, artık tükendi, işte Gossip Girl bitmiş. Ama şöyle düşün, şu an nasıl başladığımızı anlatıyoruz. Şu videodan bir yıl öncesinden bahsediyoruz şu an. Evet. Listede gezinirken, işte tesadüfüse bir şey tıkladım. Diziport, aynen. Yalnız montajlara bakar mısın? Aynen. Yok. Çünkü her hatayı kesiyor. Evet. Şimdi aman. Koy gitsin ya. Onunla kim uğraşacak? Tesadüfen hiç bilmeden. Bir de webcamle çekiyoruz bunu. Gidip webcam aldık bunun için biz. Evet. Ve o webcam şu an yerde falan duruyor yani. O kadar takmıyorum o webcam'i. Nasıl özene bözene aldık. Bir de hem sana hem bana aldık. Allah. Yaz yarım yok. O zaman bilmiyoruz da bir daha nasıl yani. ayarlayacağız. Yarım yok benim. Topluyorum o zaman. Sonra dizide işte bilirimiz bilir bilmeyen araştırsın. Bir de bu kadar uzun konuşmak hani. Arada esler ve çok sakin konuşuyorum falan. Evet. Bu ne lan? Kim izler bunu? Hoş çocuk. Yetenekli, güzel. Bak var. Nasıl kibarım. Hoş çocuk yetenekli. Abi bir taş var. Şimdiki de şu abi taş var ya. Kafir kuttu bak falan. Çok yanında geçiyor. Otomatik fan koyamıyorum. O değil de ben takla yan yana oturdum. En blok. Wonder Girls yok artık. Dizilerin ben arkası kesilir ve ondan bir En block. Bu arada yani yarısını bitirmiş. Yor bitirmiş. Bu sonlara doğru. Evet. Yine egzamlara gittim. Evet. Ben gayet masum. Hakikaten normal bir masumdu hayatım. Ben ne yapıyordum? Evde adam kesip çuvalları mı topluyordum? Gossip Girl. Aynen çok heyecanlıydım yani. Yeni keşfetmiştim falan ama çok aşırı heyecanlıydım yani. Çok sevdim çünkü. Sonra... Bu arada duruyorum yani hani şey yapmıyorum. Ve şey ekrandan kendini izliyorsun. Evet. Ben dedim ki... Hayır kameraya bakarak konuşmuyorum, ekrana bakarak konuşuyorum. Ve şey, senemi kesmiyorum. Halbuki keserek yapmamız lazım. Aynen. Aynen şimdi böyle oldu. Evet. O zaman bekliyoruz birbirimizi. Son sayfasına bakar öyle başla. Dizilerin son sahnesine bak öyle. Saçımı düzeltiyorum biliyor musun? Böyle bakın. Benim elimde defter var. Yani şöyle bir video için elimde not tuttum defter var. İnsan dışı kapılıyor ama bilmesen daha çok iyi olur. Neyse izledik. Bu da sevdim. Sonra onu da tutamadık. Ama böyle aldı. Hiç çok güzel değil. Ay nasıl sahteyi. Ay evet yani. Ay ben de böyle böyle şey speaker ses tonuyla konuşuyorum yani. Mutluluk, romantizm. Düğüm üzerine düğüm yok. Aynen. Gayet keyifli. Gayet makul sürelerdi. Sıkmadan. Makul süreler falan. Ay. Bizim tükettiğimiz bir dönemde geldi. Her şey. Abi saçlarımdan hiç memnun değilim. Çok inanç. Şey takmışım gibi ben duruyor. Buradan postiş takmışım gibi duruyor. Çok kötü. Yani. Aynen öyle. Aynen öyle. Bir gülen bir tip. Yalnız bir şey diyeceğim. Ben bunu sordum mu sana geçenlerde artık gözlerimi döndürüyor muyum diye? Döndürmüyorum değil mi artık? Döndürmüyorsun evet. Muhtemelen lenslerle ilgiliydi. Büyük açıkla. Dikkat ettiniz bilmiyorum. Eski videoların hepsinde şöyle konuşurken istemeden gözlerimi döndürüyorum ve ben bunu bilmiyordum. Videoları çekmeye başladıktan sonra fark ettim. Gizem dedi ki yıllardır yapıyorsun ben seni biliyorum zannediyordum dedi. Sonra işte 2 yıl önce lazer ameliyatı oldum. Lens kullanmıyorum, göz kullanmıyorum. Artık yani ondan sonra geçti. Şu an tekrar fark ettim. Ne kadar izlerseniz izleyin, Amerikan dizileri size yakın gelmiyor. Allah'ım bu kadar ciddi bak, olmaz. Birbirimize bakmıyoruz, ben seni dinlerken ekrana bakıyorum. Yalnız biraz önce de sinek kovaladım. Tarih, gen, bilimsel olarak yani aklınıza ne gelirse her türlü çok aynen zaten işte... Hani bir de şey de yok hani bir interaktivite bir şey hani karşında biri var abi yani. Ama çok benzer şeyler de var. Onlar hakkında bir benziyor. Aynı dil grubu. Ama kahkürüm var lan. Yalnız daha geçen gün tekrar kahkürümü kestirsem diye. Yalnız bu kahkür kısa bir kahkür. Evet. Yani normalde benim kestiğim kahkür bu kadar kısa değildi. Muhtemelen kendim kesmişim bunu. Uzamış. O yüzden. Çünkü haftada bir kesmek gerekiyor. Geçen gün yine düşündüm kestirsem diye ama çok küçük gösteriyor.
gösteriyorum abi. İzlemediniz. Evet. Hiç Asya'ya sarmadınız. Tamam. Sarma. Ne mutlu. Sakın. Sakın. Sakın yapma. Ama böyle şey, önümdeki 5 yıl boş mu? Başla. Ve hobi edin. Aynen. Spor yap. Git şey yaşlıları ziyaret. Heykele mi başla? Çok iyi. İşte bir tane istiyor. Bu neydi? Çok iyi. Sonra diyorum ki ben 7 yıldır küs görüm. Doğru. Gerçekten. Tek atamam bir şey. Çok aşırı derecede bağımlı küsü. Ve hakikaten ne dizisiyle ne müziğiyle kalmıyor. Yani dizide bir sahne izliyorsun. Ben odanın içine bakıyorum arada. Ulan rezil alıyamayız diye. O gelenek ilgini çekiyor. Alan bu şuranın topluluğuna bakar mısın? Şuranın oda. Bak senin oran zayıfladı. Benim çıktı bak. Yüzüm zayıfladı. Double chin. Aldı başına gidiyor benim. Bildiğin Süleyman Demirel bir iki ben. Aynen ben son ortasına bırak ben yolumu bulurum yani. Biraz bulamadı. Şu anda da sileceğim duruyor. Kaç yaşı sarmış olmamız. Aynen. Yani çok fena bir şey çünkü diziyi seyrediyorsunuz. Abi o küpe ne ya? Elbette dizide bir tanesi çıkıyor karşınıza. Nasıl burada Kıvanç'ı seviyorlar? Aynen. Nasıl Kenan Emirzaloğlu? Aynen. Ben de Liminov var. Liminov var. Neyse sonra... O zaman sadece Liminov var zannediyor. Artık Liminov'un bir suzisi var oradaki. Falan derken bir bakıyorsunuz ki adam aslında bir grubun içinde söylüyor zaten. Sonra daha yeni. Sonra ne yapıyorsun? Türkiye'de albümleri bulamadığın için gidiyorsun. O zaman da dert aynı. Çok iğrenç. Lütfen Türk o işte albümleri ve plak şirketleri ise. Time Hat Panas'ın. Ya ana oraya gitti ben size. Tabii plak şirketleri bizi seyrediyorlar. Tabii canım. Her gün izliyorlar oğlum. Evet. Aynen ben de yani. Geçen hacı. Hacı hacı. Bak ben yine biraz başlamışım. Getirin chatten bakıyorum 74 dolar falan. Ayrıca da kusura bakma bizim devlet televizyonumuz bile Kore dizilerini yayınlıyor senelerdir. Yani siz delirdiniz mi? Özel televizyon delirdiniz mi? Evet. Sonra kahvaltıya Winter Meeting var. Ayrıca da çeşitli Dansis'in şarkısı gibi çeşitli diziler var ve onlar da tamam. Alan çok yapayım. Çok yapayım. Olay TV'de gördüm ben bunu. Aynen. Tamamen. Olay TV, Olay TV izliyorum. Ne olur yani. Albümleri getirin. Adam ama bence bunun başlangıcı yapılacak. Hatta bence ilk adım atıldı. O da geçen aylarda. Yüzük var parmağında ve açık mavi oje derim varsa. Açık mavi oje olabilir. Ben yüzük takmayı bir süredir bıraktım çünkü şey. Keşke İstanbul'a geldim. Kendime bakmayı bıraktım zaten bir süredir de. Popülasyon açısından söylüyorum. Sana iki aydır ilk defa mı? Yani geçen oyun için bir sürdüm. Ondan önce iki aydır falan oje sürmüyordum. Hem o sözlerdi. Ki ben ojesiz gezmem yani. Ama hem küpe hem yüzük hem oje. Evet. Big Bang bu yıl kesin gelecek. Ve size neler anlatacağız onu bir anlatalım. Her şeye sardık aslında. Bir dakika bakalım ne demişiz ne yaptık. Sen daha çok dramalara sardık. Hala öyle. Evet televizyon şovlarına sardık. Ben izlemiyorum aklıma da gelmedi. Sen daha sadece daha korkunç farklı. Daha profesyonel. O daha çok böyle daha çok dizi biliyor mesela. Ben fazla dizi biliyorum. Ama mesela ben normal daha fazla film biliyorum. Evet, daha fazla hala film aynı durumumuz. Evet, daha fazla müzik biliyorum. Evet. Mesela Kore edebiyatına da sardım. Çok az Koreli yazarın kitabını bulabiliyorum. Ama birkaç tane buldum okumaya başladım. Türkiye'nin yazıp çok az mı? Aynen öyle. Geğirdim. Şimdi işte şeyleri araştırıyorum şimdi. Hani kesinlikle Kore'ye gitmeyi çok istiyorum. İşte o yüzden... Tamam, bu olmuş, tamam. Diğer kitapları, diğer kitapları... Ooo istemedin kadın. Kültürleri yemekleri. Ben bir kaykılmışım. Evet, South Korea denilen. Duydun mu kendini? Yemekleri, kitapları. Bizim neden keyif alıyorsak, biz neden keyif alıyorsak işte neden keyif alıyorsak? Türkçe konuşmayı unutmuşum. Diyeceğiz ki bu böyleydi, bu böyleydi. Şunu sevmedim, busunu sevdim. Ama kesinlikle biz bir otorite değiliz. Sonuçta kendi fikirlerimizi, kendi görüşlerimizi söyleyeceğiz. Ha bunu bir anlayaydınız iyiydi. Bunu an.
Ben bunu ne zaman yapıyorum? Öyle bir şey yapmıyorum ki ben. Böyle karşılıklı güzel güzel geçinerek. Geçinemediler. Sen bunu nasıl yapayım? Çok sevimli, çok sevimli olmaları. Çok sevimli. Daşlar Ayşe, halbuki çok daşlar. Sen görüyorum bizim de cidre konuşuyorum. Zaten çok iyi yansıtıyor bu canım. En önemlisi biz Kore kültürüne evet çok yakınlaştık ama bunun en önemli sebebi yıllardır Amerikan dizilerini seyrediyoruz, İngiliz dizilerini seyrediyoruz ve bir türlü onlar olamıyor. Kore de olamıyor. Bizler Türk'üz, evet Amerikan kültürüne gidiyoruz. Ama yine bu mantık doğru mu mantık yani? Taviz vermek ya da bunu yıkmak istemiyoruz. Bizim bu bloktaki amacımız Kore kültürünü evet size anlatmak ama aynı zamanda aslında bir Türk olarak, Türklükten gurur duyarak da onlara burada Türk fanları olduğunu ve Türkiye'yi tanıtmaya çalışmak. Tartışma programına da gideyim. Siyaset meydanından çıkmışım ben. Yeni bitmiş programım. Ben de sürekli aynen bak şu videoda söyledim bir aynen öyle iki aynen 1600 kere falan söyledim. Bak sana döndüm sonra fark edip dönmemeliyim. Bizden şimdi bu kadar. Bizden şimdi bu kadar. Aynen. Bir daha anyo. 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 Ben Senem. Ben Gizem. Allah belanızı vermesin Senem'le Gizem ya. Ay çok disaster bir durum. Hadi öyle konuşalım mı? Merhaba ben Senem. Ben Gizem. Sizlere bugün 3. yılımıza ithafen yapmış olduğumuz bir reaction'la karşı karşıyayız. Ama bu cümleyi yamuk kurduğumu farkındayım. Eskiden çok yapay olduğumuzu düşünüyorum. Şu anda onu taklit ediyorum. Ne kadar komiyim değil mi? Aynen öyle. Kendimin taklidini yapamadım. O kadar uzaklaşmışım ki şurada ekrandaki kızdan. O ben değilim. Hayır yani 2 sene 3 sene de nasıl bu kadar değişebiliriz onu ben çözemedim. Abi düşünüyorum. Ne oldu? Üniversiteyi yeni yani 1. sınıfı yeni bitirmişim. Hala aktif şekilde tiyatro yapıyorum. Evet. Muhtemelen yakın bir zamanda oyunum var. Haziran çünkü. Haziran sonlarında ya da ortasında oynarız hep biz o zaman. Hala öyle hatta bizimkiler daha oynamadı. Ondan sonra erkek arkadaşım var. Evet. Benim. Evet. 3 yıldır yok yani bunu anlıyorum. Ve ayrılmak üzereyiz ama bu arada. Evet. Ondan sonra cuma eski evdeyiz. Evet. Siz de mi? Yok siz eski evde değilsiniz. Bu evdesiniz zaten. Biz bu evdeyiz. Ama siz de yeni taşındınız. Yeni taşınmışız. Ondan sonra başka? Saçlarım sarı. Benim de kahkülüm var. Fondötenim koyu. 6 kilo falan fazlam var. Ve benim ben burada. Çok sen bayağı kiloluyum. Bayağı ben kiloluyum burada. En kilolu olduğum dönem bu benim yani. Benim sallantılı küpelerim var. Dövmelerim yok. Evet. Piercinglerimin birçoğu yok. Ama eyeliner'ını muhteşem çekmişim. Bir dil eksiğim. Evet ve eyeliner'ını muhteşem çekmişsin. Evet eyeliner'ı muhteşem çekmişim. Ben acaba ne kullanıyordum o zaman? Koyu ne pudra kullanıyorum. Hiç kalıp. İkimiz de pudra renklerimizi açtık. Aynen. Kalıp şeklinde far sürüyorum. İğrenç bir kalem kullanıyorum. Yapışmış her şey. Büyük. Ve renk yok yüzünde. Yok hiç yok. Direkt kapatmışım. Ondan sonra ve yani dudağımda da renk yok. Hiçbir şey yok. Vay be. Ve hani şey, çok ciddi yapıyoruz her şeyi. Ne düşünüyoruz bilmiyorum tabii yani, ne hayal ediyoruz. Ya şu an şeyin korkusu var. Rezil olmayalım, olursak da hani... Evet, bu video o video, doğru. Bu video o video. Eğer kimse izlemezse veya çok dalga geçilirse kaldıracağız dediğimiz video. Doğru. Her şeyimizi gizlemeye çalışıyoruz. Soyadlarımız ortalıkta yok. Facebook, Instagram, Twitter doğru. Hiçbir şey ortalıkta yok. Nerede okuduğumuz, nerede yaşadığımız, yaşımız... Aynen. Her şeyimizi gizliyoruz ki rezil olursak kaldıralım bir daha kimse bize bulamasın. Aynen. Ve hani şey isim falan ilk başta söylemeyelim diye konuştuk. Aynen. Acaba yani. Takma isim mi kullansak? Evet pek çok falan şey konuşmuştuk. Gibi bir sürü şey konuştuk. Evet çok şey konuşmuştuk. Ve hani vay be. Hatta eve gittik ilk başta hiç izlenmeyecek falan diye düşündüğümüzü ben hatırlıyorum. Sonra bir yere girdim baktım 9 kişi bile seyret. 9 tık mı ne almıştı? Sonra konuşmaya başladık Senem işte. Aa izleniyor galiba falan. Aynen. Ya, bir bakalım ne olacak. O zaman kalıcı bir blog fikri yoktu hiç aklımızda. Aynen bu, öyle. Bu, keyfine bir şey yapıyorduk. Aynen yani. Can sıkıntısı. Yani çok deneyseldi. Sonra her şey. Ve gelişti. Hiçbir şey bilmiyoruz. Montaj yapmayı bilmiyoruz. Sharing'i bilmiyoruz. Aynen bir sürü program indirdik. Beceremedik. Aynen. Bulamadık. Facebook yok. Twitter yok. Hani hiç. Anyok Çıkıtay'ın Facebook Twitter hesabı yoktu.
Yine geğirdim. Hala geğiriyorum bak. Facebook'u açtık. Ondan sonra K-pop'la ilgili ne var mı yok hepsine mesaj attık. Evet 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 evet. Dedik ki bizi takip edin. Evet evet. Şu an var ya. Şey yapsam uğraşmam yani, anladın mı? Evet. İlk yaptığımız oydu. İlk yaptığım şey herkese mesaj atmak olmuştu. Hatta ban yemiştik çok fazla evet, mesaj evet. atmaktan. Yani çok amatördük ya. Yani hakikaten çok amatördük. Hani hiçbir şey bilmiyorduk ve elimizdeki... Ya, ve aslına bakarsan hala amatörüz. Evet evet. Yani hala çok amatörüz işte yani. İşte belki takip edenleriniz olmuştur. Ben akademiye işte YouTube akademiye gidiyorum. Hatta bir 10 gün içinde falan mezun olacağız. Aa, hem akademiden hem okuldan mezun oluyorum. Neyse. Yani oradaki eğitimlerden sonra ve diğer Türk YouTuber'larla tanıştıktan sonra şey oldum yani böyle cümle kuramaz oldum orada. Çünkü ne kullandığım program onlarla ortak, ne kullandığım makine onlarla ortak, ne tarzım onlarla ortak, ne hitap ettiğim kitle onlarla ortak. O kadar farklı ki ve o kadar amatör ki. Yani amatörden kastım şu an kötü bir amatörden bahsediyorum. Çünkü diğerleri de amatör zaten. Profesyonel iş yapanlar da var aralarında. Viral videolar çekenler vesaire de var ama diğerlerine de baktığımızda yok. Canon makineler, ışık sistemleri, ayrı ses kayıt cihazları bilmem ne. Benim bir tane mikrofon bile takamadığım kıçı kırık bir handikemim var. Satsan 100 lira etmez ama donge dokunduğu için belki milyarlara eder ayrı mesela. Donge dokundu. Hair flip. Ve yani kimseye anlatamıyorum diyorum ki Kore ile ilgili falan ha falan deyip dönüyorlar yani. Çünkü diğerlerinin hitap ettiği insan sayısı o kadar geniş bir kitle ki ben çok kısıtlı bir kitleye hitap ettiğim için yapabileceğim şeyler de çok kısıtlı. Ortak çalışma yapamıyorum, edemiyorum çünkü yok başka Kore ile ilgili blog yok, video blog yok. Her zaman diyorlar ki işte diğer YouTuber'larla ortak çalışın, ortak çalışın, ortak çalışın. Herkes birbiriyle ortak çalışıyor. Ben çalışacak adam bulamıyorum. Çünkü hiçbir ortak noktamız yok koyabileceğimiz. Ya benim videomun videom çok alakası olacak ya da beraber iş yaptığım kişinin çok videosu güzel. Çok alakası olacak. Kimse böyle bir riske girmek istemiyor, ben de dahil olmak üzere falan filan derken ya bunu... hala amatörüz ama aradaki değişimi görmek de güzel. Mesela şu an masa lambamdan ışık yaptım. Yani şuradaki bir ışık yok yaptım ama yani en azından şey oldum. Ha ışık kötü buraya bir şey yapmalıyım mı düşünebildim en azından. Şuna bak. Hayır, webcam lan. Yani ama o zaman başka şey yok yani. Hani ne var başka? Tabii canım elimizde hiçbir şey yok. Bu iş nasıl yapılır bilmiyoruz. Bir sürü Amerikalı yabancı YouTuber takip ediyoruz ama onlar zaten o zaman aşmışlardı. Evet. Ve hani şey montaj yapmayı hiç bilmediğimiz dönem bildiğimiz şey Windows Movie Maker falan. Aynen. Montaj yapmayı öğrenmişiz, işte çekim yapmayı öğrenmişiz. Mesela hani ya arka plan hazırlamak, bir yerde sabit oturmak, işte ne bileyim mesela nasıl yarım dışarıda olan benim. Yani, böyle hatırlıyor. Hani şey, hani bilmediğimiz bir şey, bilmediğimiz bir suda yüzüyoruz ve tabii ki çok gelişmişiz yani. Bence kesinlikle çok geliştik. Ama kaybetmediğimiz hala bir doğallığımız var. Bence o yüzden hani hiçbir zaman senaryo yapmamamız ya zaten, lazım. Yani. Bence umarım yanlış anlaşılmaz bu diyeceğim ama ne kazandıysak ya da ne kaybettiysek doğal olmaktan oldu. Hatta içim el verse daha da doğal olmak isterim ama yaş ortaması çok küçük olduğu için şey yapamıyorum. Yani bunun bir dozu var tabii yani. Sonuçta. Tabii canım yani. Biz o dozdayız ama hani şu videoda... Yani mesela normalde benimle tanışmış insanlar hani aynı ama daha rahat olduğumu göreceklerdir. Çünkü o benim kişisel alanım. Bu neredeyse bir iş. Evet. O yüzden zaten o kadar %1 milyon doğalım diyemem hiçbir zaman yani. Tabii sonuçta tabii. Bu ağzı tutmak zorundayım bir yerde. Ya tabii. Ama hani mesela burada baktığım zaman tepkilerimiz falan çok sahte yani. Aynen öyle. Bir de hani şey yok. Hareket etmiyoruz. Sadece aynen ben dönüp bakmıyorum oradan. Hep oraya bakmak zorundayım. Ya şeyi de fark ettim. Yani oyunculuğum da kötüymüş. Oyuncu olarak da gelişmişim yani. Evet tabii canım. Onu da fark ettim. Ama yani blog olarak yani düşündüğüm zaman hani burada -5'te falandık yani. Şimdilerde 1-2'yiz ama yani -5'te falandık. Tip olarak da. Evet yani ama normal çünkü Türkiye'de kimsenin yapmadığı bir şey yapıyorduk. Yani bizim bildiğimiz kimse yapmadı en azından. Kimse de kalkıp bize böyle montaj yapılır. Çünkü YouTuber da yoktu o zamanlar. Yani onlar yoktu. Da evet yani
bir ayda iki ayda acayip fenomen haline gelmiş, çok iyi işler yapmış insanlar var. Ama dediğim gibi aynı sebeplerden kaynaklanıyor. Onların hitap ettikleri kitle çok geniş olduğundan dolayı. Hani ama düşündüğümüzde hemen hemen bugün çok tanıdığımız isimlerle aynı dönemlerde başladık. Tabii. İlginç yani. Ve hani yani bu kadar kısa sürede çok fazla şeyin değişmiş olması çok enteresanmış şimdi bence. Tek bir şey değişmedi. Ne? Şu işten bir para kazanamadık ya. Şu YouTube işinden bir para kazanamadık ya. İş tekliflerinizi bekliyoruz efendim. Kazanamayız, yapacak bir şey yok. Ben oyuncuyum, aynı zamanda gazeteciyim. Bu arkadaşla sanat yönetimiyle ilgili bir sıkıntınız olursa ya da tarihiyle ilgili. Sanatla ilgili ne derdiniz varsa bak. Hemen çözer. Ben de o kadar olmasa da asistanlığını yapabilecek seviyede olduğumu düşünüyorum. Oyunculuk konusunda da döverim. Gazetecilik konusunda da tecrübem olmasa da teoride çok iyi olduğumu düşünüyorum ki şu an yaptığımız işte gazetecilik. Yine de bence bu kadar, ya bu sürede çok fazla şey yaptığımıza inanıyorum ben. Hani pişmanlıklarım var. Var, benim ya var. Mesela her zaman çok düzenli olmayı istedim ben bu blog hakkında. Mesela işte haftanın belirli günleri belirli videolar koymayı, işte atıyorum her en azından her hafta bir video ama sabit bir günde vesaire ki bizden akademide her gün bir video falan. Dedim aga ne yapıyorsun ya, benim işim gücüm var. Her gün bir video birazcık ağır. Yani hep yani. Hep düzenli olmak istedim çünkü düzenli olmak profesyonelliği de getiriyor. Tabii. Ama hem yaşamlarımızdan dolayı. Mesela beraber yaşıyorsak belki daha düzenli olabilirdi ama. Ama beraber yaşıyorsak sadece bu Kore bloğu olmazdı zaten. Yani beraber yaşıyorsak Kore dışında çok fazla şey koymuştuk yani. Çok fazla şey yapmış olurduk aynen. Ama yine de düzenli olma açısından. Yani şey öyle çıkardı ya. Boku. Gizem normalde de böyle fazla küfür etmez. Evet. Ben ederim. En azından bunları biliyorsunuz yani. 221 video var diyor. 220 ve 4400 bilmem kaç. 4448 tane abone var. 2 gün önce 4403'tü. Ve hani düşünüyorum hani 4400'lü rakamları görmek falan bizim için hayaldi yani. 1000 olduğumuzda çığlık attık. Evet yani. 1000 olduğumuzda çığlık attık yani. Ve çok fazla şey yaptık aslında. Hani ne 1000'i ya, yüzde bile attık. Yüzde attık. Ya ilk takipçimiz oldu diye sevindik be. Hasta mısın sen? Ay. Yani hani çok fazla şey yaptık bence. Çünkü kamplar, işte ilk başta başladığımızda ne anlatacağımızı bile bilmiyoruz. Hatta üst üste iki dizi yaptık. You Are Beautiful ve Dream Eye'da yaptık. Boys Over Flowers da yaptık. Evet, Boys Over Flowers yaptık. İlk başta üst üste dizi çektik, hatırlıyorum ben. Sonra bıraktık zaten. Grup tanıtımlarına başladık. Bir şey diyeceğim, dizileri nerede bıraktık biliyor musun? Hangi diziydi o? Gentleman's Dignity mi? Queen in Newsman mi? Queen in Newsman'ı yayınladık. Galiba Gentleman's Dignity'yi biz iki kamerayla çekmeye çalıştık. Evet, Gentleman's Dignity. Ve ondan sonra oldu, ben editlemeyi beceremedim. Evet, sonra moralimiz bozuldu. Evet. Çünkü saatlerce uğraştık onun çekimi için. Moral bozuldu, bir daha da dizi videosu yapmadık. Evet. Ama yani aslında dizi videolarında çok eğleniyorduk. Aynen. Ama onun da önceki çalışması... Hem önce çalışması zor geldi. Ya biz böyle video çekmeye o kadar alıştık ki hazırlıksız. Evet. Şimdi grup tanıtımları ve dizi videoları ön çalışmayı gerektirdiği için biz böyle tembelliğe alışmış insanlar olarak üşeniyoruz galiba. Bir de şeyi en son şeyi çekmişiz. To the Beautiful You'yu çekmişiz 2 yıl önce. Dizi olarak. Evet. En son onu çekmişiz. Ben 6 yazı falan yapıyordum. Evet. To the Beautiful You, evet, yaptık. Ay, kırmızı saçlarımı gördüm. Evet. Haber bültenleri yapmaya başladık. Aa, evet. Ondan sonra... Ama mesela şu an yapamam çünkü o kadar takip etmiyorum. Vaktim yoktu. Belki bundan sonra tekrar başlarım ama. Bir de hani aslında şeye dönüştü. Reaction'lar. Reaction'lar çok yani baskın olmaya başladı. Evet. Çünkü çok fazla talep var reaction'lar. Bir de normal... De yaptığımız muhabbetler ya da delilikler daha fazla ilgi çekmeye başladı. Çünkü merak ister istemez bizim üzerimize şekilde. Evet. O zaman nasıl oldu ben anlamıyorum zaten onu. Ben kim, sen, ben merak etmek niye? Hayır, şöyle bir şey var. Biz hiçbir zaman bunu hani şu siz varsınız diye düşünerek hani hareket etmedik. Hep böyle evet, her şeyde konuşuyoruz. Çekerken hiçbir zaman düşünmedik ama editlerken düşünüyoruz değil mi? Çünkü patavatsızlık yapabiliyorum bazen de. Falan diye böyle. Ama mesela
onu düşünüyorum. Şimdi baktığım zaman hani ikimiz muhabbet ediyormuşuz gibi sonuçta. Normal. Biz çünkü bizi ediyormuşuz gibi değil. Ediyoruz. Hani biz kamerayı bıraksak da böyle konuşuyoruz nasıl olsa. Ki kamerayı unuttuğumuz bir video vardı. Hangi videoydu o? Hmm, şurada bir yerde. Şey, sen hatta şu galiba B-Rain oyuncusu skandalları galiba o. Hatta sen işte Super Junior gelecek kesekalı takacaksın falan anlatıyorsun. Hatta videonun sonu yok onda. Evet. Video işte dalmışız sonu. Hani kamerayı açık bırakıp unuttuğumuz gittiğimiz zamanlar da var. 50 dakika zaten o video. Belli zaten. Yani hani şey tabii ki evet sonra ilk izleyişlerimiz başladı. Dal Şabet'le başlamışız 2 yıl önce. Dal Şabet'te. Hala severim bu arada Dal Şabet'i. Ve hani ondan sonra zaten şeyler baskın olmaya başlamış. Ve hani şeyi düşünüyorum. Hani o kadar sabit bir iş yapıyorduk ki. Hani hiç aksiyonu olmayan bir işti. Ve beklentisi de olmayan bir işti. Sonra işin rengi değişmeye başladı. Hani biz de daha fazla yaratıcı şey yapmak istemeye başladık. Ondan sonra işin keyfi artmaya başladı. Çünkü hatırlıyorum. Gittik ilk bir organizasyona gittik Beşiktaş'ta. Ve haberimiz ilk, yok. İlk Korece şarkı yarışması. Evet. BKM'de ve korkarak gittik. Ya haberimiz yok. Yani hani çünkü tepki falan yoktu. Yani bir iki kişi yazıyordu bize. Kimsenin kim tanıyacak bize falan. Böyle dalga geçiyoruz. Olduk. Gittik. İnsanlar bize bakıyor. Konuşuyor diyorum ki sana mesela bize bakıp konuşan insanlar var. Sen tanıyor musun bir yerden? Acaba okuldan falan mı tanıyoruz diye düşünüyorum. Yok ben tanımıyorum diyor. Ben de tanımıyorum. Niye bakıp konuşuyorum? Sonra insanlar gelip ben bizle fotoğraf çektirebilir miyiz falan demeye başladılar. Biz böyle ha? Hani ben ilk önce şey olacaktım. Neden? Neden? Hani falan sonra şey oldum. Ulan ne oluyor bir dakika çekilelim de düşünürüz falan. Sonra işin rengi değişti zaten. Acayip bir gündü o gün yani. Zaten... Ben şey oldum yani neden biri benimle fotoğraf çekilmek istesin? Aynen. Ben hala anlamıyorum gerçi onu da. Yani ama daha sonra öyle bir hale geldi ki o günü yaşadıktan sonra biz şunu anladık. Ha bu işi daha farklı şekilde yapmamız lazım. Yani daha profesyonel hale getirmemiz lazım. Ve hakikaten çok büyük bir değişim geçirdik teknik açıdan da. Aynen. Yapış şeklimiz açısından da. Yani bence arada kattığımız normal videolar da çok iyi oldu. Bence de. Beni de çok rahatlatıyor şahsen. Hani keyifli yani. Bence hala keyif alarak yaptığımız bir iş. Dozajı senem için daha yüksek tabii benim için daha az hale geldi. Sonra işte basıp gitti yani. Hayatında altını sürerle sürer. Şeyle ben uğraşıyorum. Kimseler herkeslerin hayatına karışamaz. Tabii bu arada aldığımız, senin aldığın ölüm tehdit. Bir dakika bu 3 yılda neler oldu? Bir kere süper insanlar tanıdık. Bak o konuda. Kesinlikle süper insanlar tanıdık. Bir o kadar boktan insanlar tanıdık. Gerçi ama, süper insanların değeri daha fazla. O ayrı mesela ama şey hani o boktan insanları tanımak da çok iyi geldi. Evet. Çünkü sınırlarınızı çizmeyi öğreniyorsun. Aynen sınırlarınızı çizmeyi öğreniyorsun. Hayatını kimini sokup kimini sokmayacağını öğreniyorsun vesaire. Hayatımda ilk defa ölüm tehdidi aldım. Sadece düşünüyorum diye. Evet. Bir de sen ölsene. Yani loser ya ama. Loser. Ve Tori. Onun dışında süper etkinliklerde olduk. Evet. Bu iş nasıl yapılır biraz daha öğrendik hala da öğreniyoruz. Yalnız olmadığımızı gördük. Evet. Bir kere o bizim için çok önemli. Çünkü biz bir tek biz vardık. Evet. Ya bu Kore meselesiyle ilgili. Şimdi bir sürü insan var. Bir sürü çingumuz var. Ve her gün artıyor. O da acayip. Hala şaşırtıyor beni değil yani. Hala paramız yok. Evet. Hala hayallerimiz var. Ama neler değişti? O artık bir master mezunu. Evet. Ben bir üniversite, bir değil, iki üniversite mezunuyum. İşlerimizde geliştik. Evet. Buranın dışında. Hayatlarımız da değişti. Düşüncelerimiz gelişti. Gelişti, kesinlikle gelişti. Arkadaşlığımız, dostluğumuz gelişti. Aynen öyle. Ve Anyong Chingo ailesine junior bir junior bir İlayda! Çocuğumuz çayla oldu. Çocuğumuz oldu öyle diyelim. Artık onu da yaptık.
Hawaii'de gibi bir hani şey ya, eklendi. Güzel bir dongseng eklendi. Onun dışında öyle ya da böyle çeşitli şekillerde videolarda yer alan çok fazla insan katkı verdi. Ben aynen öyle. Öyle. Bir sürü misafirimiz oldu. Bizim şahsi arkadaşımız Jansett'in Anne Yok Çünkü TR vasıtasıyla tanıştım. Jansett bile var yani. Jansett bile var. Aynen öyle. Ondan sonra bir sürü süper hediye aldık. Evet. Ondan sonracığıma... Bu arada 3-4 tane canlı yayın yaptık. Aynen 3-4 tane canlı yayın yaptık 3-4 saatlik. Evet. Ve o saatler gerçekten nasıl geçti hiç bilmiyorum. Ben de. Hala çok eğleniyorum. İki tane buluşma yaptık. Ve bu arada geçen gün yine beni dövüyorlardı buluşma yapmıyor muyuz diye bir ara buluşma ayarlamamız lazım. Ondan sonra daha... Bilgisayarlarımız değişti. Bilgisayarlarımız değişti, evim değişti. Arkadaş çevrem mi dedi? Tabii canım kullandım. 3 yıldır bekarım. İlgilenen arkadaşlara 05. Ay kullanma teknoloji kullanma kabiliyeti değişti. Evlilik yaşımız geldi. Evde kaldık. Değil mi? Ay o zaman kullandığımız cep telefonlarımız bile farklı. Aynen yani. Telefonlarımız bile değişti. Çok 3 yıl. Alt tarafı 3 yıl diyorsun ama. Düşün alt tarafı 3 yıl diyorsun yani. Şu buraya başladı. 3 yıl biz 10 yıldan fazla dostsunuz. Yani neler değişmiş düşünmek istemiyorum. Aslında bizim ilk videolar. Yani. Vay be. Yani çok fazla şey değişti hayatımızı. Ama bence iyi şeyler, tabii ki zor şeyler oldu. Hani 2 tane konser gördük. Evet. Yani sen bir tane gördün. Bir tane. Ben 2 tane gördüm. Ama hani şey, tabii ki zorlayıcı şeyler oldu. Takın yanına oturdum. Kameraya donge dokundu. Donge kameraya dokundu. Takın yanına oturdum. Suzi'den imza aldım. Takın ben popomu yırtarak bağırdım. Chanson benden kaçtı. Chanson, please come to Turkey! Turkish hunters loves you! Ağlayacağım. Ya o kadar fazla şey oldu ki hani kötü şeyler tabii ki oluyor. Kötülük her yerde var. Çünkü kompleksi olan ve hani... Aa mesela son zamanlarda çok hoşuma giden bir hakaretim var. Ne? Severek okuyorum. Domuzum ben. Ben domuza benziyorum. Domuz yediğim için. Ha. Ben domuza benziyormuşum arkadaşlar. Herhalde bunu söyleyen arkadaş da ineğe benziyorsa gerek. O da ineğe göre ne diyeyim bilmiyorum. Ya da tavuk da olabilir. Bence daha kötü tavuk. Neyse işte böyle hakaretler falan. Ya domuz hayvan Allah yaratmış. Allah yaratmış da işte yaratmamış gibi bir muamele var ya domuza karşı. Onu anlamıyorum. Onu bu niye ötüyor? He. Ne olmuş? Dakika kalmadı galiba. Bakayım. 39 diyor. İnemedim. Kaydediyor ama. Pili bitiyor diyor. Pil o zaman. Ama takılı fişe. Belki yine aradaki kablon bir şeyin dırtlanmıştır. Dırtladıysan üzerine basarsan güzel. Yok. Neyse biz bitirelim o zaman bu videoyu. Madem teknik bir sorunla karşı karşıya. Kaç dakika var? Teknik bir sorun. Kaç dakika? Anlayamıyorum ki takılı olduğu için. Çıkar. Bak. Kapanırsa ne olacak? Bakın hala amatörüz. Ne yapacağımızı bilmiyorum şu an. Bence videoyu artık toparlayalım. Neyse evet. Kötü şeyler de oldu. Bu işin içinde bize desteğini veren bütün çingulara ve dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel insanlar tanıdık, çok kötü insanlar tanıdık. Hepsine de minnettarım. Ben minnettarım. Size değil. Yani o kötülere değil. Kendime minnettarım. İyilere de onlara minnettarım. Bu kıza minnettarım. İleride minnettarım. Videolarda bize desteği olan insanlara minnettarım. Bundan sonra desteği olacak bir sürü beraber iş yapacağız. Hafıza doldu. Hafıza doldu. Telefondan devam ediyorum. Bundan sonra beraber iş yapmaya, beraber ortaklaşa çalışmaya karar verdiğimiz diğer arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Ondan sonracığıma bu kızı, Big Bang'e teşekkür ediyorum bu kızı videolara geri getirdiği için. Tufiye'me teşekkür ediyorum çok tatlı oldukları için. Tak'a ayrıca teşekkür ediyorum bana Kore hakkında bir şeyler Google'a yazmamı sağladığı ve beni böyle bir şeyle tanıştırdığı için. Gizem'e teşekkür ediyorum o gün bana kahve falı baktığı için ve beni böyle saçma sapan hayatımı mahveden. Bütün vaktimi çalan bir işe soktuğu için her şeye rağmen acısıyla tatlısıyla çok güzel günler geçti. Daha da geçecek nice 3 yıllara. İnşallah. Sizinle beraber olmak. Yalnız bu da kol. Ona göre konuşursa. Sizinle beraber olmak büyük bir keyif.
Evet, belki doz uzajı azaldı ve daha az videolardayım ama her zaman kalbim sizde. Haberlerinizi almak, bir yerde karşılaşmak, bir gülümsemenizi görmek bana çok büyük ilham veriyor. En azından yaşamak için, bir şeyler yapmak için. Beraber olduğumuz, bir şeyler paylaştığımız için çok teşekkür ediyorum. Kankama her zaman teşekkür ediyorum. Çünkü iyi ki var, iyi ki hayata devam etmemi sağlıyor. İlayda daha fazla gelişecek, gözüm üzerinde hep daha iyi şeyler yapmayı deneyeceğiz Döver. Onun için. Onun dışında olan herkese, bu videolarda olan ve bize destek veren herkese çok teşekkür ederim. Hepinize kalbimiz sizinle. Umarım hayatınızı istediğiniz her şey gerçek olsun. Her şey olmasın. Her şey olunca hayatın tadı kalmaz. Biraz çabalamak lazım. Evet. Benim dileğim bu. Belki onunki tutar, bilmiyorum. Acitasyon yapayım mı? Acitasyonla bitireyim mi videoyu? Eğer bu video sizi duygulandırdıysa başka insanlar da bundan sonraki yıl dönümlerinde duygulansın istiyorsanız bu videoyu paylaşıp takip etmelisiniz. Subscribe edin, subscribe. Subscribe var ya, ona basın ver ona. Bak şimdi bu video bitince ben konuşacağım siyah ekrana. Orada duş var. Ona basacağım. Ben bas diyor. Ona basacağım. Yalnız sonra... daha önce de bastıysa bir daha basma. Bir daha basma. Bir daha basma. Kırmızıysa bas. Kırıysa basma. Tamam mı? Ben ona konuşacağım diyeceğim ki ona bas diyeceğim. Sen bir ona bas. Kırmızıysa bas. Kırıysa basma. Ondan sonra anan, baban, dayın, sülalede kim var kimi hepsini YouTube hesabına gir yap. Bas bir. Kankaya, konuya, komşuya da ver adresi. He, o duşa basınca, ha bir dakika, o duşa basınca bizim videoların böyle akacak ana sayfası. He, oraya bastığında bitmiyor. Orada kenarda böyle tepede, üstte böyle sağ, solda böyle tepelere doğru bir yerde bir aynı kırmızıdan olacak. Ona basacağım, unutma. Bir de Fece Bukun Twitter'in, ondan sonra böyle şeylerin varsa oralarda da paylaşıver. Bizim Ask FM de var. Tumblr de var. WordPress var. Instagram var. Oralar falan da var. Onlara da bas. Snapchat'im var benim. SNMBRCK. O da var. İşte Instagram da var. Bu da var. Hepsi yazıyor altta, videonun altında. Kolum ağrıdı ya. Kolum ağrıdı, Allah'ım ayma. Bak ağrıyor, bak görüyor musun? Bitsin bence. Anio. Dur şey yapalım. Kalp nerede? Anio. Eğer bundan önceki videoyu izlemediyseniz videonun üzerine tıklayıp izleyebilirsiniz. Aynı zamanda kanalıma hala abone değilseniz buraya tıklayıp abone olabilirsiniz. Beğenmeyi ya da beğenmemeyi ve videonun altına yorum bırakmayı kesinlikle unutmayın. Annyeong.